Herkese tekrardan merhabalar. Ee, saatlerimiz şu anda 14.05'i gösteriyor. Hafiften başlayabiliriz. Katılımcılarımız da gelmeye başladı. Ee, bugünkü konumuz e, fide yazılımları. Büyük küçük demeden hatta bireyleri bile hedef alan e, yazılımlar, zararlı yazılımlar. E, bugün Huzeyfe Hocamız'ı tanıtmaya gerek yok. E, Huzeyfe Hocamız'ın başka bir yönünü daha... E, bu vesileyle görmüş olacağız. Ransomware pazarlıklarında kendisi sıklıkla yer aldığı için oradaki deneyimlerinden de biraz bahsediyor olacak ransomware'lerle birlikte. Ee, ben birkaç istatistikten e, bahsedip, e, girişi yapıp sözü Uzeyfe Hocam'a bırakacağım. E, ransomware saldırıları neden çok ciddi bir şekilde e, siber güvenlikçiler için tehdit oluşturmaya başladı? E, Gartner'dan ve diğer raporlardan aldığımız verilere göre örneğin 2019'da, hem her 11 saniyede bir gerçekleşirken e, fidye yazılım saldırıları, ransomware'ler. E, şu anda 2021 yılının sonuna doğru her 5,5 saniyeye e, kadar düşmesi bekleniyor. E, geçen sene mesela işletmelerin işletmenin %51'i neredeyse fidye yazılımlarından bir şekilde etkilenmiş ve zarar görmüş. E, IT konusunda çok başarılı olduğu düşünen şirketlerin dahi %90'ı fidye yazılım saldırılarından etkilenmiş bunun dışında fidye yazılım saldırılarının %85'i Windows sistemlerine gerçekleştirilmiş. yine güvenlik veya güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde %50'ye yakını geçtiğimiz senelerde gerekli birçok güvenlik tedbirini almasına rağmen bunların %50'si fidye yazılım saldırılarına maruz kalmışlar. Bunlar dikkat çekici benim görebildiğim bazı istatistiklerdi. Şimdi Huzey Hocamız daha detaylı bilgi verecek bize. FİDİA'nın saldırıları hakkında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Ensar giriş için. Zamanımızı iyi değerlendirme adına hızlıca başlıyorum. Herkes tamam. kemerlerini taksın diyelim. <laughs> Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle tekrar herkese sağlık sıhhat dileyelim. Umarım kısa süre içerisinde böyle cama, duvara bakarak değil de birbirimize bakarak bu tip etkinlikleri yapabileceğimiz zamanlara kavuşuruz diyelim. Şimdi bugün konumuz ransomware konusu. Çok çok fazla vaktimizi ve ne diyelim hani nakdimizi alan bir konu. Uzun zamandır bununla ilgili bir sunum düşünüyorduk. Aslında bugüne niyetmiş. Üzerinden bayağı bir zaman geçti. 6 ay öncesine falan niyetlenmiştik. İyi de oldu. Çünkü çok büyük bir iki pazarlığın içerisine girip bir kısmını kaybettik, bir kısmını kazandık kazandık dedim hani belli indirimlerle bu işi alabildik. Hem başarısız olduğumuz hem başarılı olduğumuz bu yüze yakın ransomware olayının incelemesi ve pazarlık sürecinden elde ettiklerimizi belli böyle 5N1K şeklinde sorulara dönüştürerek aslında sunmak istedik. Bir nevi buradaki bilgimizi, tecrübemizi paylaşmak istedim. Bilgiyi çabuk bir sürü yerden alabilirsiniz ama tecrübe biraz daha farklı oluyor bu tip konularda. Varsa sorularınız yine aralarda yazarsınız. Hani bittiğinde hepsine toptan cevap vermeye çalışırım. Şimdi ajandamız şöyle, neden ransomware? Öncelikle bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra ransomware saldırılarında dönüm noktaları neler oldu? Türkiye'den bazı örnekler, işte sektör ve ülke üzerinde bazı ransomware saldırılarından başlayıp bu adamlar bu işleri nasıl yapıyorlar, neden yapıyorlar, ne zaman yapıyorlar? Bunlar böyle hani şu ana kadar topladığımız bilgilerden söyleyebiliyoruz, yazışmalardan söyleyebiliyoruz. Yani en son Okuduğum bir makalede işte ransomware tehdit aktörleri işte Cuma akşamı şu saatte başlıyoruz diyordu. Çünkü Cuma akşamı herkes işten çıkıyor. İşte 7-24 monitoring olmadığını varsayıyoruz birçok yerde. Dolayısıyla Cuma akşamı bu işin en popüler zamanlarından birisi olarak geçiyor. Ondan sonra işte bu ransomware aktivitelerini ben nasıl takip ederim? Bana bulaşmaması için ben bu saldırılardan korunmak için neler yapabilirim? Ve işte ola ki Allah korusun bulaştı, bulaştığında ne yapacağım? Neler yapabilirim? Pazarlık aşamasına geldiğinde nelere dikkat etmeliyim gibi böyle bir ona yakın sorunun böyle hap gibi cevaplarını aslında vermeye çalışacağız. Tabii ki bir saat içerisinde bunların hepsini detaylı anlatmak çok olası değil ama böyle ipuçlarını tecrübelerden damıtılmış şekilde verdiğimizde bu işle ilgilenen arkadaşlar zaten fazlasıyla geri kalanını yaparlar diyelim. Öncelikle bu büyük soruyla başlamak istiyorum. Neden ransomware? Çünkü bu nedeni anlamazsak geriye kalan hiçbir şeyi tam olarak kafamızda oturtamayız. Çok basit bir cevabı var. Çünkü bu işte para var. Evet yani hani her işte belki para var ama bu işteki para şu an istatistikleri vesairelerde gösterdiğimizde siz de hak vereceksiniz ki normalin üstünde yani bu bugüne kadarki siber güvenlikle ilgili yaşadığımız işte banka soygunlarının da bu işin içine dahil edersek onlardan bile daha fazla daha kolay bir para kazanma kaynağı oldu. Şimdi burada startup dünyasına yakın olanların belki hani aşina olacağı bir terim var. Product market fit yani bir startup'ın bir startup fikrinin saha tarafından, müşteriler tarafından kabullenildiğinin göstergesi olan bir tanım bu. Yani siz bir ürün geliştiriyorsunuz bunu 2-3 yere satıyorsunuz olmuyor ama böyle onlarca yere sattınız farklı ülkelere sattınız. Aa tamam ya bu marketini bulmuş. Buyurun artık gider diyorsunuz. Siber saldırganlar da siber bu güvenlik dünyasında uzun zamandır bu işi böyle kolay yoldan ölçeklenebilir şekilde paraya dökmeye uğraşıyorlardı. Bir sürü deneme oldu. Ransomware bu işin en sonuncusu. 10 yıl öncesinden başlayan bir süreç ama burada bu geçen sene yani 2019'un sonuyla başlayan, 2019'un ortasında başlayan süreçte aslında siber tehdit aktörleri bu işin gerçekten nakite kolay dönebileceğini ve scale edebileceğini, bu işi binlerce, on binlerce yapabileceklerini keşfetmiş oldular. O da ransomware çıktı. buna pandeminin etkisi oldu mu derseniz, tabii ki de oldu. Pandemi bu işlerin yani nereden baksanız %100, %200 arttırmış şekilde. Çünkü herkes evinde, kimi iyi niyetle çalışırken, kimi de alternatif para kazanma yöntemlerine bakıyor. Ve bu tarafta da çok ciddi maddelerde arttırdığını görüyoruz. E, geçenlerde bir tartışma vardı çok böyle yani doğrudan katılmasam da Bitcoin'in yani blockchain'in ya da bu ne diyelim altcoin'lerin Bitcoin'in altcoin'lerin bu tip ransomware aktivitelerini arttırdığını söylüyordum. E, bu bir, bir açıdan baktığımızda evet haklı çünkü çok kolay bir şekilde para transferi yapabiliyorsunuz. Parayı takip edilemeyecek bir şekilde paylaştırıp ondan sonra bunun sahibini bulamayacakları şekilde ne diyelim gerçek hayata döndürebiliyorsunuz. Bir sürü site var bunları takip etmek vesaire için ama bir banka transferiyle bu işi yapmak yakayı ele vermek anlamına gelirken Bitcoin üzerinden ya da diğer altcoinler üzerinden bunu yapmak e, görece olarak daha kolay oluyor. Dolayısıyla Bitcoin'in e, bu olaylar üzerinde etkisini arttırdığını bir bakış açısıyla söyleyebiliriz. Ama Bitcoin olmasaydı yine saldırganlar burada başka bir yöntemle bu işi yapacaklardı. Ama bu kadar büyük rakamlara ulaşırlar mıydı açıkçası ondan emin değilim. Tekrar hani sorumuza devam edelim. Yani bu işler ne kadar para kazanılıyor? Gerçekten bu işe yatırım yapmaya saldırganlar açısından konuştuğumuzda değiyor mu dediğimizde iki tane böyle güncel istatistik aldım. İşte sağ tarafta bakın bu işin ilk çıktığı zamanlar 2010-2011 yıllarıydı. Benim ilk ransomware vakalarını Türkiye'de gördüğümüz zamanlar. O zamanlar aslında bir şeyler denenmiş ama 2016 2017 bakın buralara kadar çok da bir şey olmamış. Ya yani bunlar milyon dolar olarak düşünün. Yani burada 2016'da 17 milyon dolar, 2018'de işte 27 milyon dolar. İlk defa 2019'da 100 milyon doları görmüşler ve burada ışığı fark etmişler. Pandemiyle birlikte çok net bir şekilde burada pandeminin etkisini söyleyebiliriz. Hani pandemiyle birlikte bu iş artık tavan yapmış. Şimdi baktığımızda 2021 yılındaki rakamlar açıklandığında bunun 800 milyon dolar civarında falan olacağını söyleyebiliriz. Yani bu rakamlar buralara istatistik olarak gelecektir. Benim kendi kişisel tecrübemle net olarak şunu söyleyebilirim ki bizim yayınlanan bu istatistikleri minimum çarpı 10'la arttırmamız gerekiyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Geçen sene yaklaşık olarak ransomware'lere ödenen para 4 milyar dolar civarında çok büyük yüksek rakamlar bunlar yani tek kalemde değil tabi binlerce ransomware vakasından ama çok çok yüksek rakamlar. Diğer tarafta bu elliptik web sayfasından aldığım bir veri işte DarkSide ransomware yani bu DarkSide işte Colonial pipeline'ı hackleyen grup olarak da biliniyor. 6 ay gibi kısa bir sürede 90 milyon dolar para kazanmışlar. Yani bu normal bir biznesin işte bir günde kurulup ikinci günde ya da birinci ayda ikinci ayda elde edemeyeceği gelir. Dolayısıyla rakamların bu kadar yüksek olması inanılmaz bir cez, cazip, cazip hale getiriyor bu işi. Ve gün artı gün her yeni günde biz yeni ransomware gruplarının bu işin içine dahil olduğunu görmeye başlıyoruz. Devamı da gelecek mi? Bence artarak katlanarak gelecek diyebiliriz. Peki binlerce ransomware vakası oluyor mu? Bunlar arasından böyle e, zihnimi yokladığımda en önemlileri derseniz 3-4 tanesini çıkartabilirim. İşte bunlardan bir tanesi e, CNA dediğimiz Amerika'nın e, en büyük sigorta firmalarından birisi. Cyber sigorta yani cyber insurance içinde yapan bir firma ve hep şöyle reklam yapıyordu. Yani gör internette baktığınızda ransomware'lere karşı koruma kalkanı olmak istiyorsanız CNA'ya gelin. Genelde bu bizim sektörde sektörün dışından birilerinin pazarlama taktiği olarak kullandığı e, yöntemlerden birisidir. İşte hack proof falan yaparsınız ya da işte kırılmaz kod, işte kırılmaz e, şifreleme ya da hacklenme falan dediğinizde tak diye hemen ertesi hafta sizi bulurlar. Yani bu, bununla ilgili benim de geçmiş tecrübelerim var. Dolayısıyla CNA bu ıı, şeyleri yaptıktan sonra iki ay ya da üç ay önce bir ransomware saldırısına maruz kaldı. Web sayfası açılmadıydı. Bir hafta, iki hafta. İki haftanın sonunda web sayfası açıldı. Biz iki buçuk, üç ay sonra aslında CNA'in ransomware gruplarına 40 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini görüyoruz. Bu şu demek benim genel tecrübemde %80 indirim yapıldığı için bu adamlardan muhtemelen 400-500 milyon dolar falan istemişler baktığınızda. Dolayısıyla çok büyük bir mali, çok büyük para. Resmi rakamlara göre yani şu an kayıtlara girmiş resmi rakamlara göre benim bildiğim en büyük ödenen para diyebiliriz buna. Diğer tarafta işte bu Amerika'daki en önemli yakıt transferi ya da işte boru hattı firmalarından birisi. Herkes bunu haberlerde okudu. Üzerine gitmeye çok çok önem vermiyorum ama şu açıdan çok değerli görür. İlk defa Amerikan halkının sokaktaki vatandaşın hayatını etkileyen bir siber saldırıyla biz karşı karşıya kaldık. Bundan önceki siber saldırılarda ya işte böyle su deposunu zehirlemeye çalıştılar, başarılı olamadılar ya işte SolarWinds vesaire case'inde Evet çok büyük firmalar etkilendi ama bunlar sokaktaki vatandaşı etkilemediği takdirde aslında o kadar da büyük ses getirmez. Ama Colonial Pipeline olayı sokaktaki vatandaşı etkiledi. Nasıl etkiledi? İşte benzin istasyonlarından, gaz istasyonlarında kilometrelerce sıra oldu. İnsanlar böyle işte gaz bitecek, benzin bitecek diye işte böyle litrelerce kendi şeylerini almaya çalıştılar ve baya baya sıkıntı oldu ki bunu şuradan da anlıyoruz. Hemen arkasından Hükümetten açıklamalar geldi. İşte executive order yayınlandı ve bu işle artık daha ciddi mücadele edeceklerini sinyali net olarak verdiler. Bir taraftan da hani güvenlik firmalarının en önemlilerinden birisi Koalis böyle hani 30 bine yakın müşterisi olan zafiyet tarama vesaire işleri yapan Koalis'in dataları deep web'de ransomware ekipleri tarafından yayınlandı. Hani buradaki detaylarına baktığımızda Koalis'in kendisi değil ama Koalis'in işte kullandığı third party bir e, ne diyelim file dosya e, dosya e, saklama vesaire yazılımının eklendiğini onun üzerinden buraya yürüdüklerini açıkçası görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların arasında hani en önemlisini ben e, Colonial Pipeline olarak değerlendiriyorum. Bu bir dönüm noktası oldu. Yani ne demek istiyoruz burada? Bugüne kadar e, ransomware grupları elini kolunu sallayarak sağa sola hackliyorlardı, dataları yayınlıyorlardı, paraları alıyorlardı kimse oturup da bunlara bizim gördüğümüz kadarıyla operasyon yapmıyordu. Ama Colonial Pipeline vakasında biz şunu gördük işte bu firma hacklendi, bu Amerika'da çok büyük olay oldu. 5 milyon dolar ödemeyi yaptılar, kabul ettiler, FBI'nin de asistanlığıyla yaptılar. Ondan sonra Amerika'da hükümet alarma geçti ve siber güvenlikle ilgili işte 10 maddelik bir executive order yayınlandı. Ardından işte ilginç ilk defa gördüğümüz bir şey oldu. Colonial Pipeline'e dayanan ransomware grubu DarkSide'ın teknik altyapı olarak kullandığı bütün sistemlere el konuldu. Ve ransomware grubu ücret edemeden elindeki bütün şifreleme, yani encryption keylerini bedava, ücretsiz vermeyi taahhüt etti. Çünkü ciddi bir şekilde reputasyonda yaralanmıştı. Ardından bununla kalmadı. Ransomware gruplarının aktif olarak iş yaptığı hacking forumlarının, en büyük 3 hacking forumunda ransomware gruplarına Artık burada nefes aldırmayacaklarına, ransomware gruplarına izin vermeyeceklerine dair açıklamalar yaptılar ve konuları kapatmaya başladılar. Dolayısıyla bu aslında bize şunu gösteriyor. Yani bugüne kadar federaller olaya doğru düzgün el atmadığı için elini kolunu sallayarak giden bu ransomware grupları bu saatten sonra karşılarında aslında belli hükümetleri, belli devletleri bulacak gibi gözüküyor. Türkiye'de peki neler oluyor? Aslında Türkiye'de de bayağı bir ransomware case'i yaşıyoruz. Ben yaşadığım case'lerin neredeyse hiçbirini KVK'nın sitesinde görmedim diyebilirim. Dolayısıyla şöyle, KVK'nın sitesinde gördüğünüz şeyleri de 5, 10, 15 artık kaçla çarpıyorsanız hani daha da yüksek olabilir. Hepsini yayınlamıyor ya bir tercih sebebi ya da bir kriteri var e, kuruma bunları yayınlamayı tercih etmiyor ama çok fazla sayıda ransomware vakasının da aslında buralara girmediğini görüyoruz. Diğer taraftan e, teker teker elle saydığımızda %48'e falan gelmişti ama %50 gibi düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de KVK'ya yapılan bildirimlerin bu iki ay öncesinin rakamları %50'si ransomware vakalarından oluşuyor. Dolayısıyla aslında Türkiye için de ciddi bir e, tehdit olarak bunu değerlendirebiliriz. Bugüne kadar kamuoyuna açıklanan bazı ransomware e, olayları vardı. Hani bunları biliyoruz ama asıl büyükleri e, genelde kamuoyuna açıklanmıyor. Çünkü hani bir şekilde arkada pazarlıklarla bu işler döndürülüyor diyebiliriz. Bu yine Türkiye'de hani gördüğüm e, nadir ve ilginç örneklerden birisi. çok globalde bunu görmüyoruz. BitLocker kullanmaya başladı. Bunu bir iki grup, ransomware grubu kullanıyor. Yani BitLocker'la bu işi yapmaya çalışıyorlar. Neden dışarıdan bir yazılım vesaire eklediğinizde sisteme içerisinde bir EDR EPP varsa bunu hızlıca tespit edecektir ama e, LOL Beans olarak adlandırdığımız Windows'un kendi native binary'leri ile bu işleri yapabiliyorsanız oradaki güvenlik çözümleri sizi yakalayamayacak gibi düşünebilirsiniz. Bitlocker case'inde hani şöyle bir tecrübede bahsetmekte fayda var. Eğer Bitlocker'la e, şifre edilerse bu bir sonraki reboot'ta devreye gireceği için o makine reboot edilene kadar aslında datalar güvende ya da datalar geri alınabilir diyebiliriz ama eğer reboot edildiyse o dataları geri almak da nereden baksanız imkansıza yakın oluyor. Dolayısıyla e, mutlaka buradan CM, EDR ve işte benzeri monitoring işi yapanlara BitLocker'ın aktif edilmesi, BitLocker'ın çalıştırılması ile ilgili alarm kurallarının yazılmasını öneriyorum. Artı gerekmiyorsa, kullanılmıyorsa sunuculardan bu özelliğin disable edilmesi de burada bir önlem olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu sağ tarafta gördüğümüz şey DeepWeb'den aldığım bir ekran görüntüsü. Türkiye'de bir firmanın, bayağı da büyük bir firmanın, ilk 500'deki firmanın 1 terabaytlık datasını internete çıkartmışlar ve buradan hani bununla ilgili şantaj yapmaya çalışıyorlardı. Hocam ben burada bir soru sorabilir miyim? Siz Tabii de, ki. Ben de suyu, suyumu zaman. içeyim. İçine şam uyu. Ee, Türkiye'de hani algıda seçicilik gereği e, daha fazla şey olabilir. ilgi çekici. E, burada mesela genelde globalde örnekler verdik ama şu kadarı e, hacklendi. İşte IT firmalarının yarısından fazlası geçen sene saldırıydı. Türkiye'de daha çok saldırı alan sektörler, e, hangi sektörler fidyeden yani ya da hmm. bazı rakamlardan bahsettiniz mesela milyon dolarlar çok uçuk rakamlar. E, Türkiye'de Böyle yüksek rakamlarla e, fidye yazılım saldırıları, oradan rakamlar ne seviyelerde, e, bu konuda biraz... Hepsine geleceğim diyormuşum. Hepsine geleceğim. Tamam. <laughs> Aceleci davrandım. <hemen>. Teşekkürler hatırlattığın <laughs> için. Şimdi burada e, ülke ve sektör üzerinde çok fazla istatistik var. Ben kendim de bu istatistikleri kısmen tutmaya çalışıyorum. Hizmet aldığımız işte firmalardan tehdit istihbaratı firmalarından. Aşağıda üç tane istatistik e, yayınlamış. Mesela sol taraftaki Trend Micro'nun istatistiği diyor ki Government. Yani burada diyor, government diyor government'a en fazla e, saldırıyorlar. Sonra manufacturing, healthcare, işte financial, oil and gas diyor. Ortadaki Coviera'ya baktığınızda burada ise professional services, healthcare, işte consumer services birbirini tutmayan rakamlar e, görüyorsun. Sağ tarafta da işte en fazla Suudi Arabistan, ondan sonra Türkiye ve Çin'e geliyor. Şimdi bunların hepsi doğru. Ama bu istatistikleri nereden topladığınızı ve nasıl topladığınıza bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla ben bunların hepsini uzaktan da yakından da izlediğim için şunu söyleyebiliyorum ki son bir sene içerisinde bunu konuşuruz, konuş, konuşursak ransomware grupları aslında belli bir sektörü hedef almıyor. Bunu söyleyen ancak elinde böyle bir veriyle gelirse ve o verinin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyerek cevap verebiliriz. Benim gördüğüm burada ransomware grupları bir kendilerine standart belirlemişler. İşte biz para alacağımız şirketlere gidelim. Bir ikincisi diğer tür ransomware grupları sağ sola ateş eden böyle hani taktik maktik yok bam 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 giden tipler. Bunlar önüne gelen her yere saldırıyorlar. Girdikten sonra para alıp alamadıklarına bakıyorlar. Dolayısıyla şunu söylemek benim açımdan benim tecrübelerime göre doğru değil. İşte şu gruba daha fazla geliyor da bu gruba daha fazla geliyor değil. Hangi grup dışarıya açık asetlerini daha az güvenliğine dikkat ediyorsa o grup çok fazla ön plana çıkıyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yani burada büyükmüş, küçükmüş, bize hedef alır mı, almaz mı? Biz bankayız. Bankada gördüm, devlette gördüm. 30 kişilik, 40 kişilik danışmanlık firmasına dokunduğunda gördük. MSSB'leri gördük, Associated Security Operation Center hizmeti veren güvenlik firmalarını da gördük. Yani görmediğimiz kategoride firma bunların ortak noktasına baktığımızda internete açık asetlerinde güvenlik zafiyeti barındıranları tabiri caizse affetmiyorlar. Dolayısıyla Evet bu gördüğünüz istatistikler doğrudur ama hep kafanızda şu da olsun. Bu gördüğümüz istatistikler buzdağının üst tarafındaki kısmı, alt tarafındaki kısmını aday böyle bir istatistik kimse paylaşamaz. Çünkü bölük pörçük böyle bilgiler var sağda solda gördüğümüz. Peki nasıl gerçekleştiriyor? Yani daha önemli bir soru. Yani neden hani bu hedef alıyor işte şu kurum bu kurum yapmıyor demiştik. Ransomware saldırıları nasıl gerçekleştiriyor? Üç tane çok sık tercih edilen yöntem var. Bugüne kadar hep ön plana çıkartılan yani 2013 ile 2017 arasında biz hep şöyle düşünüyorduk ki büyük oranda da haklıydık. E-posta üzerinden phishing, oltalama vesaire yani mail üzerinden geliyor bu tip saldırılar. Şimdi mantık en yani düşündüğünüzde bu evet phishing çok büyük bir tehlike. İnsanların farkındalığı düşük ama bir yandan da şunu düşünün. Kuzey Kore'de İran'da, Rusya'da böyle bu tip ülkelerde bir grupsunuz, para yapmaya çalışıyorsunuz. Dilini bilmediğiniz, kültürünü bilmediğiniz bir yere sosyal mühendislik düzenlemek zahmetli bir iş. Domain alacaksınız, içerik oluşturacaksınız, içerik özgün olması lazım. Ondan sonra işte birileri onu tıklayacak, oradaki anti spam anti -spam şeyi de, ne diyelim atlatacaksınız. Sonra kişinin bilgisayarını ele geçireceksiniz, oradan yere daha ilerlemeye çalışacaksınız. Yani bu çok çok uzun. Ama diğer tarafta internete açık, zaten exploit edilebilir, yani direkt böyle bir tek, bir tuşla, bir paketle istismar edilebilir yüz binlerce, milyonlarca makine var. Bunları tarayıp, bunları istismar edip buradan e, otomatikleştirmek daha kolay. Saldırganların, yani 20 yıldır ben bu işi aşağı yukarı yapıyorum, gördüğüm en önemli şey hiçbir zaman saldırgan e, hava atmak için ya da daha zorunu Seçeyim kendimi tatmin edeyim demez. Çok istisnalara APT gruplarını bir kenarda tutarsak büyük bir çoğunluğu kolay yoldan para kazanmanın derdindedir. Dolayısıyla bir yerde önlem varsa onu bırakıp diğerine geçerler. Aşağıda iki tane istatistik paylaştım. Sağ taraftaki geçtiğimiz haftalarda iki hafta üç hafta önce çıkan egzim e, zafiyeti yaklaşık 300 bin civarında egzim sunucusu hacklenebilir vaziyette. Exploit'i bir yerlerde yayınlanmış. Hani stabil mi değil mi denemediğim için yorum yapmayayım ama bu şu demek. 300 bin makina, 300 bin firma bunun yarısı, üçte biri bile doğrudan böyle peçini yüklememiş olsa ki bu oranlar güncelli. Ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sol tarafa baktığımızda exchange zafiyeti 29 binde en son ya da 30 de sayı baktığımızda yani 30 bin tane firmanın exchange sunucusu hacklenmiş. Hacklenecek değil. Bakın bunlar hacklenmiş e, sistemler. Dolayısıyla biz bu 30 bini Önümüzdeki dönemler ransomware vakaları olarak göreceğiz. Ve bu 30 binin de %1'ini bu istatistiklerde göreceğiz. Büyük bir çoğunluğu istatistiklere yansımayacak. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. E-posta üzerinden geliyorlar. Tahmini %10, %15 civarında. RDP üzerinden geliyorlar. Çok düştü bu. Çünkü çok küçük firmalar RDP'sini internet açıyor. Onlar da para vermeyi genelde tercih etmiyor. Hatırlarsanız bundan belki 3-4 sene önce... Biz ransomware pazarlığı yaparken 500 dolarları, 1000 dolarları, 5000 dolarları kullanırdık. Ben ilk defa 8000 dolar gördüğümde dedim ki ya ne oluyor bu iş başka bir yerlere gidiyor. Hani 8-10 bin doları gördüğümüzde biz şok olmuştuk. Bir kere 20 bin dolar gelmişti. Dedim bu iş zıvanadan çıktı. Şimdi milyon doların aşağısında görmüyoruz. Sonuçta karşı taraftaki insanlar da bunu dikkate alıyorlar. Dolayısıyla ransomware'lerin en fazla bulaşma yöntemi istatistiklerle de bunu destekliyorum. Firmalar büyüdükçe Dışarıya açık zafiyetler ön plana çıkıyor. Dışarıya açık zafiyetler, remote code execution zafiyetleri, zero day zafiyetler son iki yılda pandemiyle birlikte, son bir buçuk iki yılda hiç daha önce olmadığı kadar artmış durumda. Dolayısıyla dikkatinize buraya vermenizde fayda görüyorum. Mesela burada da işte ransomware bulaştırma amaçlı kullanılan remote code execution zafiyetleri görüyoruz. Yani Bakın FortiGate var, Cisco'lar var, Oracle WebLogic var, Zimbra, Pulse Secure, Strix, Kibana, VMware, F5. Yani bütün bu kurumsal firmaların kullandığı büyük uygulamaların hepsini aslında biz burada isimlerini görüyoruz. Dolayısıyla eğer bunları kullanıyorsanız, bunları güncellemediyseniz, e, mutlaka siz ya da hizmet aldığınız third party güncellemediyse, bu bir gün bu ransomware vakalarıyla karşı karşıya, alabilirsiniz diyebiliriz. Mesela en baştaki Fortinet, Fortigate örneğinden alayım. Bu 2018'de çıkmış, 2019'da popüler hale gelmiş bir zafiyet. Yani bir istek gönderiyorsunuz. VPN'deki username, passwordlerin e, bağlantı anındaki username, passwordleri clear text bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben bununla ilgili çok kez yaşadım. En son bir forumda 50 bin tane VPN username, password'ü ve IP adresi paylaşıldı. Şimdi bu 50 binin yarısını kapattığını düşünürsek hala bunun yarısının kapatmadığını söyleyebiliriz. Hatta geçen hafta Amerika'da SISA yine bildiri yayınladı. Dedik İranlı APT grupları, hackerlar Amerika'daki küçük valilikli vesaire yani government'a ait şeyleri Fortigate üzerinden hackliyorlar. Yani burada şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani çok fazla dijitalleştik. Bu pandemiyle birlikte çok ön, ön plana çıktı bu konular ve maalesef yeteri kadar güvenlik önlemi alamıyoruz ya unutuluyor ya da burada hani şey kalmıyor buna zaman kalmıyor diyebiliriz. Hocam biraz daha su içmek isterseniz bir sorum daha var. Tabi. Burada hocam şeyden bahsettiniz tedarikçi saldırılarından hani siber güvenlikte çok geçen bir söz vardır en zayıf halka insandır. Oradan artık şeye kaydı diyebilir miyiz? Tedarikçi zincirin en zayıf halka tedarikçi zinciridir. Yani Öyle şu an mi? son 2-3 seneyi düşündüğümüzde bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet son kullanıcı yani bizim end-user olarak bahsettiğimiz kişiler hala zincirin zayıf halkalarından birisi. Ama ondan daha çok bu pandemiyle birlikte bu son zamanlarda dijital transformasyonun bu kadar artmasıyla birlikte herkes herkesle çalışmaya başladı. Ve herkes herkesle çalışırken mesela finansal tarafta bir banka bizimle çalışırken mutlaka finansal bilgilerimizi ister. Neden? Çünkü bu firma 3 ay sonra kapanır mı, kapanmaz mı? Borcu var mıdır? Ya da bir ihaleye girerken devlet bizden ne istiyor? Vergi borcu yoktur yazısı istiyor. Aslında bunun security tarafına doğru da gidilmeye başlandı. Yani firmalar, büyük firmalar iş yaparken kendi iş yaptıkları tedarikçilerin, bu üçüncü parti firmaların güvenlik seviyesinin de belli bir şeyin üstünde olduğunu görmek istiyorlar ki çok da haklılar. Bu şu an en e, popüler konulardan birisi Amerika'da ve Avrupa'da. Hani Türkiye'de de işte BDDK bankalar özelinde bunu yayınladı. Dedi ki ya partileri belli bir güvenlik seviyesine mutlaka çekmelisiniz ama çok da çekilebildiğini görmüyoruz. Türkiye'de son 3 ayda 4 ayda hani bankalara hizmet veren en az 7-8 tane yerin hacklendiğini ve bir problem yaşadığını bizzat hani Deep Web'deki şeylerden görebiliyoruz. Dolayısıyla e, yumuşak karnımız e, third party çünkü oraya hiç dokunamıyoruz. Yani son kullanıcı teknolojik vesaire bazı yaptırımlar uygulayarak belli bir noktada işte two factor authentication falan yaptığımızda temel şeylerden korunmuş oluruz Ama Türk de böyle bir şey maalesef şimdilik yok ve en büyük ne diyelim canımızın yanacağı yer 4 Parti diyebiliriz önümüzdeki dönemlerde. Hı hı. Teşekkür ederim. Peki ransomware grupları Nasıl çalışıyor? Bu, bu da çok önemli. Çünkü dışarıdan bakıldığında e, ben de eskiden böyle düşünüyordum. Bir kişi, iki kişi bir araya gelmişler. İşte, e, Network'ü taramışlar. Zafiyet bulmuşlar. Gitmişler ya, işte e, bulaştırmışlar. Ondan sonra para istemişler. Belki böyle başlamış olabilir ama şu an geldiğimiz noktada e, burada büyük bir organizasyon var. Yani 4 milyar dolar hadi e, attım diyelim yani 10 kat dedim ama 2 milyar, 3 milyar dolar civarına net bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar büyük organizasyonu bir birkaç kişi ya da böyle bir grup bu kendi alt başı altından kalkamayacak. Yani burada ciddi bir işbirliğine ihtiyaç var. Peki firmaları nasıl buluyorlar? Ee, benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla e, firmaları bulmak için çalışan ayrı bir ekip var. Yani bir affiliation, bir işbirliği diyelim. Bir işbirliği programı var e, bu tarafta bu hackerlar arasında. Bunları forumlarda görüyorlar. Yani bu Exploiting the Rate Forms vesaire direkt işte Ransomware Affiliation diye başlıkları görürsünüz. Adam diyor ki bir ben diyor firmaları bulurum. İkincisi Pentest kiralıyorlar. Çok yüksek rakamlara yani günlüğü bin dolara, iki bin dolara daha fazlasına Pentest, Pentester kiralıyorlar ve diyorlar ki senin görevin bu sisteme girmek ve bana erişimini satmak. Biz buna Initial Access Broker diyoruz. Yani buradaki jargonun adı bu. Yani diyor ki senin tek görevin sisteme girmek ve bana bu erişimi vermek. Bunlar işte internette, forumlarda beş bin dolara, 10 bin dolara satılıyor çok rahat bir şekilde. Peki kendileri mi ekliyorlar dedik. Hayır kendileri eklemiyorlar. Peki ransomware yazılımı kendileri mi yapıyorlar? Birçok grup kendisi yapmıyor. Bunu da outsource ediyor. Çünkü bakıyoruz ilanlarda bugüne kadar gördük işte e, alkol kullanmaması lazım. Yazılımcı arıyorlar alkol kullanmayacak, e, disiplinli olacak, işte şu saatler arası çalışacak, şu bölgelerde oturacak gibi ilanlar veriyorlar ve yüksek meblalar ödüyorlar. Dolayısıyla burada bir organizasyon, bir çete, organize çete işinden bahsedebiliriz. Aşağı tarafta da bakın parayı nasıl paylaştıklarını görüyorsunuz. Yani o kadar basit bir şey değil. 10 milyon dolar aldıysa bu adam ortalama diyor ki bunun %10'unun diyor parayı temizlemek için kullanıyoruz. Bazı yerlerde %1'ine kadar düşüyor bu tamamen organizasyonunuza bağlı. İşte Cost for buying network access diyor. Burada %1'ini diyor network erişim için yani pentester'lara da %1'ini veriyorlarmış. Yani ne 10 milyon doların? 100 bin dolar mı ediyor? Yani bir network'e sızmak için 100 bin dolar. Az para değil. Diğer tarafta baktığınızda ransomware'in yazarı... ...yarıya yakın, 4 milyon dolara yakın... ...asıl developerlar burada alıyor. Affiliation profit de, hani geriye kalan o dağıttıkları para da... ...aşağı yukarı 5 milyon dolara yakın gözüküyor. Yani parayı aldıklarında... ...bunun dağıtılmasından tutunda da... Işte ...temizlenmesi, o, o detaylar da yazıyor internetten. Yani merak edenler olursa linklerini paylaşırım. Parayı nasıl nakite döndürdükleri, nasıl hediye kartlarına vesaire döndürdüklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla karşımızda mücadele edilmesi gereken bir kişi, iki kişi böyle dağınık, kendi başına hareket eden gruplar yok. O yüzden organize bir çete ve örgütle, örgütlerle karşı karşıya kaldığımız için bu tarafta bunun mücadelesini belki büyük firmalar kendi başlarına verebilirler ama belki 6 ay, belki bir yıl içerisinde devletlerin bu tip böyle organizasyonlar kurarak Bunları uluslararası suç kapsamına ve daha böyle organize karşı e, bir şeyler sunulacaklarını görüyoruz. İngiltere'nin buna başladığını görüyoruz. İngiltere'deki e, işte bu işlerden sorumlu devlet e, kurumu bütün küçük, orta, büyük ölçekli işletmelere bir erken uyarı sistemi. Yani ransomware tarafından, ransomware'ler tarafından hacklenmeden önce hackleneceksiniz. Bakın şurada şuyunuz var diye uyarı göndermeye başlamış. Bence bu işin de e, çözümü bu. Çünkü siz milyonlarca firmadan bahsediyorsunuz. Bu milyonlarca firmaya güvenlik yatırımı yaptırmak çok da kolay değil. Burada mesela bir anlaşmazlık örneği var. Hani adam diyor ki yani pentest olarak beni kiraladılar diyor. Ondan sonra da şu kadar para vereceğim dediler. Paramızı vermediler diyor. Bu dark site yani Colonial Pipeline'a dadanan gruplar İşte orada da XSS grubunun ya da forumun admini de adamların 1 milyon dolarlık depozit yani forma girerken böyle depozitler bırakıyorsunuz ki bu sizin reputasyonunuzu gösteriyor aslında. Bunu vermiyor. İşte bu aralarındaki anlaşmazlığı eğer ispat edebilirse kişi onlara ödemesini yapıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir ticaret dönmeye başladı diyebiliriz. Bu tip böyle public bilinen ransomware gruplarını nereden takip edebilirsiniz? Nereden takip edebilirim derseniz benim takip ettiğim iki tane kaynak var. Bunlardan bir tanesi Dark Tracer diye bir firma. Threat Intelligence işi işte, ransomware üzerinde yapıyor. Bu public kaynakları topluyor. Bir Excel dosyasında kategorizasyonunu yapıyor, veriyor. Ve bu istatistiklerin büyük bir çoğunluğu, paylaştığımız istatistiklerin büyük bir çoğunluğu buradan geliyor işte. En fazla hangisi varmış işte. Conti varmış, Darkside varmış, Netform varmış. Burada Türkiye'den de bir grup vardı ama ismini e, almamışlar. Yani bunları buradan takip edebiliyorsunuz Veyahut da ben yani Sokra'da community dediçine yani ücretsiz versiyonunda gidip üye olup bu tarafta Ransomware gruplarıyla ilgili günlük ne oluyorsa mail almak istiyorum dediğinizde buradan da yine size hangi Ransomware grubu nereyi hackledi, hangi e, sektörde, hangi yöntemle bu işi yapmış mail olarak alabiliyorsunuz. Bunları da hani e, sonradan sunma bakaraktan alabilirsiniz. Peki bunlar bu işi nasıl yapıyorlar? Yani almak için her zaman parayı alamıyorlar. Ortalama istatistikler %30 civarında para alabildiklerini söylüyorlar. Hani şeylere baktığımızda istatistiklere. %30 gözüküyor burada parayı alabilmeleri. Önceleri e, sadece dosyaları şifrelemekle e, şifreliyorlardı ve bunun kini vermeyle ya da vermemeyle tehdit ediyorlardı. Yani biz sadece dosyalarımızı kaybetmekle tehdit ediliyorduk. Bu bir müddet. 5-6 yıl gitti. Sonra burada işte backup vesaire çözümleri ya da cengaver insanlar çıkıp ödememeye başladılar. Dolayısıyla hemen röntem değiştirdiler. Bir startup firmanın işleyişi gibi çalışıyor buradaki ransomware operatörleri. Şunu söyleyebiliriz. Evet önce dediler ki dosyalarınızı şifreleyeceğiz. Sonra dosya şifrelemesinden sonra dediler ki public olarak bunları yayınlayacağız. Size 8 gün veriyoruz. 8 gün içerisinde ödeme yapmazsanız işte şu kadar üzerine koyacağız, faiz bindireceğiz, her gün yüzde yirmi arttıracağız gibi bir sürü şey gördük. Ondan sonra bunun da yetmediğini gördük. Bir nokta ötesinde işte KVKK, GDPR gibi government otoritelerine şikayetler oldu. Yani parayı sizden alabilmek için yapmadıkları şey kalmıyor. Yani sizi KVK ile GDPR ile özellikle Türkiye'de çok KVK ile tehdit ediyorlar. Ek olarak nadir de olsa gördüğüm CEO'nun yazışmalarını alıp Ekipler içerisinde bunu tabii yapam yapmaları için lokal e, hackerlar olması lazım. Yani global hackerlar bu detaya çok girmiyorlar ama lokal hackerlar girip mail box'ınızı okuyup mail box'ınızda yöneticiler arasındaki yazışmaları alıp en etkilisinin bu olduğunu ve bu olduğunda kesinlikle para ödendiğini gördüm ben. Yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkları ya da işte genel müdürün işte IT'nin başındaki adamı göndereceğini öğrendiği maili yayınlamayı vesaireyi tehdit ettiğinde direk orada hani her şeyi bırakıp bu ödemeleri yapıyorlar genelde firmalar. Bu çok çok tehlikeli bir şey ama çok da ince çalışmak gerektiriyor. O yüzden şu an büyük bir risk değil. Diğer taraftan en son gördüğüm ve ilgi çekenlerden bir tanesi DDoS yapmayla tehdit ediyorlar. Bakın bu alt tarafta gördüğünüz işte Avadon Avadon grubu önce işte firmaların listesini ve 8 gün süre veriyor ve ardından bunu yapmazsanız hem yayınlayacağız hem e, encryption key'ini e, sileceğiz hem de size şu kadar saat DDoS yapacağız diye tehdit ediyorlar. Yani tabiri caizse parayı almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir e, ilginç kısmı da işte özellikle borsaya açık firmalar için e, aradaki brokerlara ya da bu simsarlara diyelim e, hackledikleri firmaların bilgilerini satıp bakın bunu hackledik yayınlayacağız. Dolayısıyla borsadaki hisse değerleri düşecek. Buradan hisselerini de satın alın gibi böyle yönlendirmeler yaptıklarında görüyoruz. Hani şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri denediklerini görüyoruz paraları alabilmek için. Peki oldu ya sonuçta bu işin içindeyseniz hani bir şekilde başınıza gelebilecek birinizin ya da yakınızın. Ransomware bulaştı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Yani ransomware bulaştığında öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bilgisayarları kapatmayın. Yani hemen bu işte Kurtlar Vadisi'nde bir senaryo dolaşıyordu internette. Saldırı var deyince gidip fişleri çekiyorlar ya. Bunu yapmamalıyız arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey tabii olaydan olaya değişir. Bunu bir genel tavsiye olarak değerlendirmekte fayda var. Ee, Ethernet kablosunu çekmek burada. Genelde neden kapattınız diye sorduğumda hep şu cevabı alıyorum. Ya diskin tamamını şifrelememiştir buradan biraz kurtarabilirim. Böyle bir şey çok olmaz saniyeler içerisinde çok kısa sürede bütün diski şifreledikleri için size hani bu süreyi vermezler. Dolayısıyla kablosunu çekip bir uzmandan yardım almak, bakmak vesaire bilgisayarı kapattığınızda bir yöntem varsa bir geri getirme ihtimali varsa aslında bunu da almış oluyoruz elinden uzmanların. Dolayısıyla böyle bir durum var. İkincisi dataların backupı vesairesi yoksa kesinlikle pazarlığa girişmeden önce mutlaka birilerine sorun. Hemen böyle genel müdürün ya da işte patronlardan birinin yazıştığı case'lerde indirim oranları çok düşük oluyor. Çünkü adam direkt patronla muhatap olduğu için çok indirime yanaşmıyor. Bu da hani en önemli case'lerden birisi. Peki nasıl engellerim diye sorarsanız burada iki yöntem var. Bir işte güncel popüler konulara ya da akıma kendinizi kaptırıp işte şöyle yapay zeka kullanayım böyle tullar kullanayım yeni nesil tullar kullanarak bunları yapmaya çalışmak ya da her çıkan ransomware için bir IOC ekleyip sisteme bunları engellemeye çalışmak bunlara sözüm yok ama diğer tarafta bu kadar yatırım yapmadan çok temel işte segmentasyondan tutun da işte endpoint'te kullanacağınız bazı ufak tefek ipuçlarıyla aslında bulaşmasını veyahut da bulaştığında ilerlemesini Engelleyebiliriz. Sonuçta ortalama rakamlar e, sisteme girdikten sonra 7-8 gün civarında gösteriyor. Yani bir saldırganın girdiğinde bir hafta içerisinde çünkü bu iç, aslında içeride bir pentes yapıyorlar. Yani bir affiliation programından bahsetmiştik ya girdiği gibi hemen aktif direktörüye gidip de e, oradan backup sistemini bulup da hacklemiyorlar. Önce bir giriyorlar içeride pentes yapıyorlar. Ben şuna dahi şahit oldum backup ünitesinin şifresini bulup backupları silmesi gerekiyor Backup ünitesine erişim olan makineyi bulmuşlar, adamı bulmuşlar, adamın bilgisayarına girmişler, oradan yüzünün password'ü bulmuşlar, öyle gitmişler. Yani bu arada bir hafta 10 günlük zaman kaybedecekleri için bizim bunu tespit etmemiz hayati öneme sahip. Tespit edip hızlı bir şekilde çözüme de kavuşturabiliriz. Dolayısıyla yeni bir yatırım yapmak yerine var olan yatırımlarla da bu işi ya da minimum yatırımla da bu işin altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten hani e, ransomware gruplarına parayı ödediğinizde yani milyon dolarlık o alacağınız tavsiyeler bakın sağ taraftaki yazışmalar ben de bu yazışmalara defalarca şahit oldum. İşte tavsiyeyi gördüğünüzde adam diyor ki e, işte we recommend you to use better yani antivirüsünüzü iyi kullanın diyor. İyi bir antivirüs kullanın diyor yani herkes tarafından önüne gelen geçen atlatabileceği bir antivirüs. Kullanmayın diyor. Hatta diyor varsa işte Silence, Carbon Black vesaire gibi EDR, EPP çözümleri kullanın ki bunlar bizi zorluyor demeye getiriyorlar. Yani burada o firmalardan reklam almamışlardır ama girdikleri sistemlerde bu tip böyle endpoint çözümleri olduğunda daha da zorlandıkları için burada bu, bu tip şeyleri öneriyorlar. Diğer tarafta işte Mutlaka multi-factor authentication, yani phishing için bunu söylüyor. Bu çok çok maliyeti düşük çözümler bunlar aslında. Hesaplarınızda, VPN hesaplarınızda, e-post hesaplarınızda multi-factor authentication kullanılıyor. Yedeklerinizi mutlaka e, fiziksel olarak ya da network'ten erişilemeyecek bir yerlere ek olarak alın. Network'te aldığımız SEM'ler, NAS'lar, şunlar bunlar eğer online bir şekilde erişilip, online bir şekilde silinip ekleme yapılabiliyorsa bu maalesef çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü o networke giren sistem admininin yapabildiği her şeyi bu ransomware grupları da yapabiliyor. Ardından hani düzenli zafiyet tarama yapın, internet açık bu şeyleri temizleyin ve pentest yaptığınız gibi herkesin hani bu şu an etkinliğe katılan arkadaşların %90'ının ransomware karşısında ne yapmalıyız dediğinde söyleyeceği şeyleri milyon dolar ödeyerek aslında alıyorsunuz. Yani o CNA dediğimiz Amerika'daki 40 milyon dolar ödeyen adamlar da belki 10 milyon dolar, 15 milyon dolar yatırım yapmış olsalardı bu tip şeylere, bu tip sorunları yaşamayacaklardı. Çünkü büyük bir çoğunluğunda internete açık sistemlerdeki böyle basit, zero day bile değil, hani yayınlanmış zafiyetler kullanılıyor. Peki ben kendi şirketim için bu tip saldırılara nasıl hazırlanabilirim? Burada bir sürü öneri vardır ama benim genelde e, hayat felsefemde bir şeyleri deneyerek, yanılarak öğrenmek olduğundan dolayı mutlaka tatbikat yapın. Ne demek istiyorum? Bir sürü ransomware grubu var. Bu ransomware gruplarının Mider Attack Framework'ündeki işte TTP'leri var. Yani bir ransomware grubu sisteme nasıl girer, hangi yöntemleri kullanır, hangi tool'ları, hangi teknikleri, taktikleri kullanır. Bunların hepsi internette açık. işte. bir tanesinin işte Darkside yani Colonial Pipeline'i yapan grubun kullandığı yöntemler. İşte burada bakın t 10 53 kullanmış. Privilege Escalation için. Defense Evasion için. File Deletion yani bu işte antivirus atlatmak için kullandığı yöntemlerden bahsediyor. İşte Discovery için kullandığı yöntemlerden bahsediyor. Yine aynı şekilde Group IB'nin böyle bir ransomware TTP e, heat map var. Bunları alıp kendi sisteminize Picus vesaire gibi tullar kullanarak ya da open source tullar kullanarak kendinize ransomware simülasyonu tatbikatı yapın, düzenli yapın. 3 ayda bir yapın. Emin olun böyle bir şey Bulaşmasını engelleyemeyiz belki çünkü bu bizim elimizde değil ama bulaştığında bunu sisteme sağa sola zarar vermeden engellemek elimizde. Bunların da bir sürü CM kuralını yazabilirsiniz. Dolayısıyla çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki yılda en az bir kere pentest yaptırıyorsanız bir kere de ransomware simülasyonu yapın yaptırın ve çıktılarını kendi sistemlerinizde iyileştirecek şekilde değerlendirin. Evet sona yaklaşıyoruz. Ee, gelelim o en e, hem, hem hüzünlü hem heyecanlı kısma. Fide pazarlığı nasıl yapılır? Bugün ilginçtir. Yani New Yorker e, sitesinde de How to negotiate with ransomware hackers diye uzun bir yazı çıktı. Ben de böyle bir şey hazırlıyordum. Baktım ki daha iyisini yazmışlar. Hiç de e, tekrar hazırlamaya devam etmedim. Buradan hani alıp okuyabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız ki çok dediğim gibi zevkli ama bir o kadar da riskli bir konudur. Pazarlıkta dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Şimdi onlardan uygulamalı olarak bahsetmeye çalışacağım. Pazarlık öncesinde mutlaka yönetimden artık hani kimse size bu yetkiyi veren onlardan onay alınması ve yapılan her adımın mutlaka yönetim onayından geçmesi lazım. Çünkü ince bir ipin üzerinde yürüdüğünüzü varsayın. Kontrolsüz yaptığınız bir hareket sizi aşağı düşürecek yani dataların kaybolmasına vesile olacak ya da e, adına pazarlık yaptığınız firmanın verilerinin public bir şekilde yayınlanmasına sebep olacak. Dolayısıyla buradaki en önemli kısım e, mutlaka bu negotiation, bu pazarlığı yapan kişinin her adımda onaylı bir şekilde gitmesi ve e, günün sonunda hani iş teknik bilmenin ötesinde e, işte oyun teorisindeki gibi yani karşıdakinin elinde ne var, senin elinde ne var, karşıdaki senin elinde ne olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu, burada biraz blöf yaparak ama düzgün ve doğru noktalarda blöf yaparak ilerleyip karşı tarafın elini zayıflatmak zayıflattığınızda karşı bir teklif gitmek. Yeri geldiğinde masayı devirme pahasına bir şeyler yapmak. Yeri geldiğinde hani parayı ödeyeceğim ama bana şu şeyleri sağlayabilir misin demek gerekiyor. Birkaç tane böyle örnek aldım. Bu sağ taraftaki işte Colonial Pipeline'ın şeyi. Çok klasik sorular bunlar. İşte ya parayı ödediğimde başka bir yerde yayınlamayacağınızın garantisi var mı? Parayı ödediğimde datalara decryption yani dataları çözebileceğime şifrelenmiş verileri çözebileceğime nasıl temin ediyorsunuz? Bir bazı şeyler oluyor ve genelde böyle başlıyor muhabbet. Bunu bir robotla yapılmış olarak da düşünebilirsiniz ama hep başlangıçları böyle oluyor. Sol tarafta da yaklaşık 20 milyon dolar talep eden bir işte Kontin'in yani ne diyelim hani recovery servisinde adam parayı ödemeyeceğini söylediğinde işte karşı tarafta işte We are providing decryption tool for your network for free. De. Yani datayı kendiniz çözebilirsiniz. Bunu ücretsiz paylaşacağım. bu dataları yayınlayacağım da. Yani aslında burada e, karşı taraf yani ransomware grupları sizin eğer dataların yayınlanmasından çekineceğinizi düşünürse bu daha fazla e, bu şeyin üzerine şantajın üzerine daha fazla gidiyor. Yani datayı geri getirebileceğiniz anladıklarında ya da o datanın çöp bir data olduğunu düşündüklerini gördüklerinde otomatik olarak e, şantaj yöntemi veri yayınlamaya doğru dönüşmeye başlıyor. Bu da yine işte başarısız bir pazarlık örneği. Washington DC e, polis merkezini hacklemişlerdi. E, işte okuduğunuz şekilde adam masayı deviriyor, karşı tarafta akşam geceyi bekliyor diyor, yayınlayacağız sizin verilerinizi diyor ve yayınlamaya başladılar. Önce yayınladılar, sonra kaldırdılar, sonra tekrar yayınladılar. Muhtemelen pazarlık arka tarafta devam etti ve günün sonunda bir yerde anlaştılar. Gerçek bir fidye pazarlığı. Bu dediğim gibi bizim Türkiye'de sık sık karşılaştığımız örneklerden birisi. Babuk olarak adlandırdığımız Ransomware grubuyla e, benim iki hafta civarında süren bir e, pazarlığım oldu. E, burada anlattığım şeyleri tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Önce böyle başlıyoruz muhabbete. E, i̇şte bu işte BTC adreslerini falan soruyorsunuz. Karşı tarafa böyle bir e, özel chat e, odası üzerinden yazışıyorsunuz. İşte karşı taraf zaten hemen diyor ki bana diyor beş tane Dosya gönderin diyor 5 megabayt'tan büyük olmasın diyor ve ben bunları diyor dekrip edebileceğinizi göstereceğim diyor. Bu aslında bir güven e, vermek için karşı tarafın yaptığı bir e, davranış. Ben de hani direkt lafa e, pazarla açık mısınız? Hani bu şekilde bir giriş e, yaptım. Talep ettikleri para 12 milyon TL'ydi. O zamanın parasıyla şimdi çok değiştiğini düşünmüyorum ama hani bunu işte bir buçuk milyon, üç milyona çıktı sonradan da bir buçuk milyon üzerinden yaptığımızı varsayarak aslında 12 milyon TL. O gün bir saat gecikmeli yaptık biz, 3 milyona çıkartmışlardı. 3 milyon dolar üzerinden düşündüğünüzde 24 milyon TL'lik bir aslında bir pazarlığı. Tabii çok yukarıdan başlatıyorlar pazarlığı ki hani elde edebildikleri yüzde alsalar, yüzde yirmisini alsalar onlar için aslında gayet iyi. Bunu da bilmekte fayda var. Yani birisi sizden 100 lira istiyorsa aslında o çok zor durumdaysanız 30 liraya falan razı olur. Eğer biraz geliş durumdaysanız 10 liraya da razı edebilirsiniz. Burada önemli şeylerden bir tanesi direkt kendinizi acındıracak bir pozisyona sokmanız lazım ama bu şöyle karşısına çıkmasın. Hani bazı ransomware grupları Türkiye'yi çok iyi bildikleri için işte eşim hastanede doğumda, babam hastanede ameliyatta işte şöyle olacağım beni işten kovacaklar. Bu ayaklarla bize bu numaralarla gelmeyin diye başında yazıyorlar. Dolayısıyla yani bu artık bu numaralar gitmiş. Biraz daha burada işte kendinizi sistem admini alt düzeyde birisi olarak tanıtmanız çok çok önemli. Eğer bir yönetici sıfatıyla isminizi LinkedIn'den vesaireden bakıyorlar bu arada. Yani olmayan bir isimle falan yaptığınızda da çok işe yaramadığını söyleyebilirim. Ben burada bir sistem admin olarak çalışıyorum. Çok olaylardan haberdar değilmiş gibi davranmak yine önemli bir şey. İşte bütün her şey sıfırdan işte fiziksel backup teyplerinden dönmek istemiyorum. Bu benim bir haftam alacak. Yani biraz böyle şey bezgin bir sistem admini, bu işlerle uğraşmak istemeyen ve aslında işini de çok sevmeyen, patronu da çok sevmeyen bir bezgin sistem admin rolünü bugüne kadar ben tabiri caizse hep yedirebildim. Umarım aramızda bu pazarlığı uzun sonradan yapacağımız kimseler yoktur. İkinci roundda ben bir pazarlık için negotiation dedim. Adamlar 1,5 milyon dolardan 70 milyon dolar civarında indirim yaptılar ve 70 bin dolar civarında indirim yaptılar ve böyle bir şey dediler. İşte acele edin diyor. İşte bu, bu klasik bir şeydir. çünkü detaylarını veriyor. Diyor ki HP, işte Store Ones. Ve NAS storage'ı backup'larıyla birlikte sildik ve bu bu, bu iş olmayacak diyor. Ondan sonra bakın burası çok önemli. Buradaki affiliation programının yaptığı şey şu. Biz yani bu firmanın revenue'sını yıllık cirosunu buluyorlar. Bu ciroyu bulduktan sonra işte günlük hesaplama yapmış. Burada şu çok önemli bir şey. Adamı mantıksal bir çektiğinizi gösteriyor. Eğer mantıksal bir zeminde, adamın fiyatı nasıl belirlediğini eğer anladıysanız bundan sonrası çok kolay gelir. Burada da biz aslında bu yöntemi denedik. Adam diyor ki sen diyor 3 günde günde diyor 600 bin dolar kazanıyorsun. 3 günlüğü diyor 1.8 milyon eder diyor. Biz diyor 1.5 milyon dolar istedik. Çok bir şey değil bu senin için diyor. Bundan sonra işte bizim ilk attığımız aslında oltayı da aldığını gösteriyor. You will lose more in a week recovery. Think about it. And in addition we have studied your backup system. Bakın burası çok önemli. Diyor ki sizin backup altyapınız zaten çalıştık biliyoruz. Bunları diyor getiremezsiniz. Bununla diyor uğraşmayın. Yani buraya kadar aslında veriyor. Demek ki biz aslında hani buradaki karşı tarafın elinde ne var? Kartlarını biliyoruz. Bizim elimizde ne var? Karşı taraf onu kısmen biliyor. Round 3'e geçtiğimizde ben direkt böyle dipten daldım. Yani normalde onayı 100 bin dolar, 150 bin dolara kadar almıştım. Çünkü sistem ayağa kalkması için verilecek bir sistem. Kesinlikle ayağa kalkmayacaktı. Yani burada parayı ödemeseydik hiçbir sistem ayağa kalkmayacaktı. 3 ay, 4 ay civarında bir zaman alacaktı aşağı yukarı. Ben de 50 bin dolarla e, pazarlığı açtım. Ve mantıksal zemine çektiği için aynı mantıksal zeminden devam ettim. İşte your calculation is wrong. İşte Türkiye'deki bu sektördeki firmaların Yıllık geliri, kar vesaire %2-%3 civarında oluyor. Dolayısıyla hani yaptığım bu şey, işte günlük 600 bin dolar vesaire kazanıyor dediğiniz şey, bu işi doğru değil e getirdim ve karşı tarafa ya bak ben sana bir teklifte bulunuyorum. Bu teklifin alt arka planında şu var işte. Sonra patrona şey yapıyoruz. Yönetici atıyor ya bunların hepsini sıfırdan kurmamı istedi. Yani bu bizim için önemli bir dersti, büyük bir sıkıntıydı. Fakat biz bundan çok ders aldık ve en az bir hafta 10 gün operasyonel olarak kaybımız olacak deyip karşı tarafa biraz böyle aslında hani ters yaptık diyebiliriz. Dördüncü rauntta karşı taraf bu sefer işte e, bunun bir haftada olmayacağını, çok daha fazla şey olacağını, e, işte buradaki işletim sisteminin, operating sisteminin software'in e, aslında gerçekten bir problem olmadı. Yani bunları geriye getirebilirsin ama senin datan gitti diyor. Sen bu datayı ele şey yapamayacaksın. Başka yazışmalar da var. Hepsini koymadım buraya ama. E, ve hiçbir şekilde network'üne nasıl girdiklerini bilemeyeceksin. Bu sana tekrar tekrar olabilir. Biz sana bunun da garantisini veriyoruz deyip ondan sonra işte taking account 3% profit for our 150 bin dolara kadar indirmiş olduk. Aslında e, benim aldığım onaylar içerisinde bu 150 bin dolar vardı. Ben buradan %1'lik payımı alıp çıkıp direkt böyle bu işi bırakabilirdim ama özellikle bunu yapmadım. Günün sonunda kontrollü ve onaylı bir şekilde geriye doğru getirmeye devam ettim. Bununla birlikte işte şunu alacaksın, bunu alacaksın dedi. Burada bir gün falan bekliyorsunuz. Özelliklerini hemen cevap döndüğünüzde olmuyor. 7-24 çalıştıklarını söyleyebilirim, Rusya'dan çalıştıklarını söyleyebilirim bu grubun en azından bu detaylara hakim olduk. Ben round 5'te aslında hani round 4'te arada bir şey de vardı. Yani dataları yayınlayacağız, sizi rezil edeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak diye bir sürü karşı tarafın şeyi de vardı. Buradaki ellerindeki o kartı çekmek için kontrolü ve onaylı olarak hani şöyle bir kart oynadık. Bu kart çok etkili bir kart. We not the government dedik. Yani biz KVKK'ya bu bildirimi yaptık. Dolayısıyla zaten hani bunu yapmak zorundayız. Diğer türlü bir yerde bu duyulursa ee, mutlaka bize ceza verecekler dediğinizde karşı tarafın elindeki kartı almış oluyorsunuz. Burada yapılması gereken en önemli şeylerden birisi bu KVKK metnini hazırlayıp sahte bir metin hazırlayıp bunu karşı tarafı pdf olarak göndermek. imzalı imzalı bir şekilde pdf olarak gönderdiğinizde bunun bülef olmadığını bir gerçek olduğunu anlayabiliyorlar. Ee, sonra işte biz çalışmalara başladık. Management dedim. Burada dediğimiz gibi bezgin bir sistem admin rolünü oynuyoruz. İşte bir siber güvenlik firmasını çağırmak istiyor. İşte ben burada yönetime 50 bin doları ödemeye ikna ettim. Eğer bu sizin için kabul edilebilir değilse siber güvenlik firmasına gideceğim fakat bunu hiç istemiyorum deyip böyle biraz hani kötü polis iyi polis kendi tarafınızda oynuyorsunuz. Ve eğer hani 50 bin dolara uygunsa sizin için ben burada escrow yani aracı kullanmak istiyorum. Çünkü işte burada haberleri takip ediyor olmak da önemli. Bu grubun daha önce babuk grubunun Parayı ödediğinde şifreyi çözemediğine dair haberler var. İşte management bunları okumuş ve e, bunu parayı ödedikten sonra bu şifrelemeyi çözeceğinizi düşünmüyor dediğinizde... ...karşı tarafı biraz daha aşağıya çekiyorsunuz ama günün sonunda karşı taraf e, dediğim dedik e, deyip... ...işte in any case our last crisis last 150 bin yani 150 bin dolar diyor. Eğer e, bunu düşünmek için 3 güne ihtiyacım var yoksa diyor chat'i kapatacağız. Yani masayı devireceğiz deyip karşı taraf da restini çekti. Burada bir buçuk gün falan bekliyorsunuz. Hani bir gün, bir buçuk gün bekliyorsunuz karşı tarafın şeyini ölçmek için. Karşı taraf eğer o bir buçuk gün içerisinde en updates falan yazarsa ki bizde yazmıştı. Burada devam etmekte bir sıkıntı yok. Ben de masayı kontrolü bir şekilde devirdim. You can delete the chat, go ahead. Ben bir risk aldım ve bir anlaşma yaptım ama siz durumu anlamıyorsunuz. İşte bir doların 8.4 Türk lirası olduğunu, bunun ödemenin imkansız olduğunu, eğer benim istediğim parayı kabul edecekseniz bunu da bir aracı üzerinden yapacağımızı belirtip kapatıyorsunuz. Bundan sonra bu çok riskli bir davranış. Ben bunu defalarca denedim. Hani üçte birinde karşı taraf kabul etmeyebiliyor. Eğer çok büyük bir deal değilse kabul etmeyip masayı devirebiliyor. Orada da yapılacak başka bir şey var. Arkanızdan birisi geliyor. Biz o elemanı işten kovduk diyor. İşte tekrar masaya oturmak istiyoruz falan deyip yapıyor. Dolayısıyla burada hani seçenek aslında sınırsız da yakın. Karşı tarafa böyle bir escrow ördüm. Yani ben sana güvenmiyorum. Bana bir aracı kullandırım. İşte garantir dedi. 50 bin doları aldım dedi. Okey ondan sonra ben de işte şirket beni kovacak. Eğer bu garanti garantör olmazsa bana bir iki gün ver düşüneyim dedim. Bu esnada o işte bir milyon, 3 dolar, 3 milyon dolar çıkarttı. Ama adamlar masada olduğu için 50 bin doları hala ikna etmiş olduk. Sonra escrow'u Bulamadım. Bunların hepsi numara. Escrow bulamadım. Çünkü öyle bir escrow yok. Hani forumda değilsiniz. Gerçek hayatta her iki tarafında güveneceği bir escrow bu dünyada en azından Ransomware tarafında yok. E şöyle bir teklifle gittik. İşte %70'ini peşine edeyim. %30'unu sonra edeyim. %50'sini de ödeyebilirdik burada. %50'sini kabul ettirdiğimiz de oldu ama burada risk almak istemedim. Çünkü zaten 150 bin dolara okeydi firma. Ben bunu 50 bin dolara kadar düşürdüm. Biraz daha düşüreyim dedim. %70'ini Ödeyelim %70, %30'unu da en son öderiz dedik ve el sıkıştık. Burada e, datayı aldık, işte encryption, decryption vesairesini çözdük. Gönderdikleri şey bu, işte 35 bin dolara gönderdikleri data ya da işte bilgi bu oluyor. Gidip sistemden bunları şey yapıyorsunuz. En son da e, şöyle oldu, yani bu bizim aslında şeyimize şanslı. 15 bin dolar yani yüzde yüzde30'luk kısmını ödemiyorsunuz zaten adama. Ee, tabii sistemde zafiyetleri bulmuş olmanız kapatmış olmanız lazım. Bir daha girip de şey yapmasın. Bizim bu case'imizde adamlar e, kendilerini fesettiler. yani biz artık bu işi yapmıyoruz deyip kapattılar dükkanı gittiler. Dolayısıyla aslında bir gün bile geç kalmış olsaydık burada hani bu kadar uzatmanın da dezavantajı olurdu. Bir gün bile geç kalmış olsaydık parayı e, ödesek alamayacaktık. Ödemesek de zaten adamlar ortada olmayacağı için gidecekti. Dolayısıyla özetleyeceksek buradaki e, durumu bu ransomware pazarlığı e, tamamen insan psikolojisini anlamayla alakalı. Karşı tarafı bilmek, karşı tarafın elinde ne var ne yok, sizin elinizde ne var ne yok, bunları bilerek hareket etmek gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka kontrollü e, gitmek gerekiyor. Arada blöfler, sert blöfler, masayı devirmeler yapılabilir ama her zaman arkanızda bu işi size yetkiyi veren firmanın onayı olması gerektiğini söylemekte fayda var. Diyeyim sunumumu tam e, zamanında bitirmiş olayım. Teşekkür ederiz hocam ağzınıza sağlık. Varsa kal, sorular dinleyip... üzerinden herhalde e, şey yapabiliriz. Tamamdır. The Negotiator diye bir film vardı hocam ben hatırlıyorum Amerikan filmi. Polis departmanında böyle e, diğer polislerden ayrı işte rehineleri tutsak almış kişilerle konuşup şey yapmak için geliyordu falan. Baya şaşırmıştım orada böyle bir işim varmış diye. <laughs> herhalde yakın gelecek dedi. Bunun bir, meslek, evet, bir meslek olacağını belki 2-3 sene sonra söyleyebilirim. Çünkü şöyle düşünün son 6 ayda 2000 civarında büyük montanlı yani böyle milyon dolarlık şey yaşandı ve hepsini yani hepsini okuyamıyoruz tabii ama yorumlarını okuyoruz birçoğunun. Bu ne negotiator yani bu ara bulucunun beceriksizliği ve hataları yüzünden olayların aslında medyaya yansıdığını görüyoruz. Hı hı. Bu da bir meslek dalı olarak belki ileride hani, hani böyle hep şeyi düşünüyorum işte bizim çocuklarımız ileride ne meslekler yapacak? Yani biz her şeyi aslında çıkarttık falan diyorum. Bu tip böyle meslekler çıkacak demek ki. Hmm. Yani istatistikleri paylaşıp oradan şey yapmak, dikkat çekmek ayrı bir şey hocam ama direkt masada oturmuş ransomware grubuyla e, oturmuş birinin şey deneyimlerini paylaşması çok daha iki, gecikici iki oluyor. Hafta, i̇ki hafta süren bu şey e, ciddi e, strese de şey oluyor. Çünkü geceniz gündüzünüz bu oluyor. Yani karşı taraf, hani şimdi anlatması kolay işte bir tane de belki olumsuz bir case sonra anlatırız. O kadar uğraştık en son adam e, vermiyorum datanızı da sileceğim, public edeceğim dedi ve etti yani. hani Bu da sonuçta oluyor bu taraftaki hmm. şeylerde. Hemen arkasından gidip dediğim gibi ikinci numarayı yaptık ama yani bunun bir gaydının, bunun bir dokümanının hani şunu yaptığında bu cevabı verirse bunu yaptığında bu cevabı verecek diye bir yazımı olmazsa e, tabiri caizse patlıyorsunuz. Ama bu yazılıysa dediğim gibi sizi olaydan çıkartıp, işten kovup hemen arkasından birisi giriyor e, bu hmm. yazışmaların hepsini kabul ediyorum çok özür diliyorum sana şu kadar da fazla vereceğim deyip gidebiliyorsunuz. Hmm. Çünkü elinizdeki hmm. yani hiçbir şekilde geri getiremeyeceksiniz. Bu adamlarla anlaşmak zorundasınız. Mecbursunuz hmm. yani buna. E, soru varsa soruları alalım yoksa tamamlayabiliriz. Tamamdır hocam. İbrahim Bey şunu sormuş. Hani kripto paralardan önce kısaca ben soruyu özetlemiş olayım. Ee, kripto paralardan önce nasıl bu video ödemeleri yapılıyordu? Taslağı. Ben hep Bunun. kripto paralarla yaptım bunu. Hatta ilk defa bir Bitcoin almıştık zamanında ve o zamanlar değeri 500 dolar falandı bundan kaç yıl önce. Onun yarısını ödemiştik. Yarısı kalmıştı. O yarısını da harca harca bitirememiştik. Dolayısıyla Hı. ben bundan öncesine şey değilim. Yani hep hep böyle kripto paralar. 2010 yılının 2012 yılında falan çıktı bu tip şeyler. Genelde hani o dönemlerde de Bitcoin istiyorlardı, hatırlıyorum. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soru şöyle, Bartu Bey sormuş. E, Ransomware'li olaylarla ilgili yaşanan şeylerden bahsetmiş biraz. Sonra demiş ki sektörlerin geneline baktığımız zaman belli kurumlarca katı regülasyonlara tabi olan kurumların bu vakalara daha az rastladığını söyleyebilir miyiz? rahatlık ve şey seviyesi bu vakaları ne kadar arttırıyor gibi bir ilişki <laughs> söz konusu. <laughs> Fark farkındalık burada en önemli panzehir. Dediğimiz gibi dışarıya açık portlarımızı dışarıya açık safiyetimizi düzenli kontrol ediyorsanız ki bunun için bir regülasyon mutlaka olmalı. Durup dururken kimse genelde yapmaz. Ama hani burada two-factor authentication dedik, internet açık sistemlerin güvenliği dedik, bir tane daha işte antivirüs yani beş tane, bilemedim altı tane temel şeyi yaptığımızda, bunu küçümsemiyorum kesinlikle ama bunları yaptığımızda bize bunun hit etmesi çok kolay değil. Çünkü saldırganlar şunu yapmıyorlar yani buna bu tarafa ben kesinlikle buraya hackleyeceğim, buradan para alacağım çok nadir olur. Genelde sağdan soldan geçerken böyle buranın kapısı çıkmış buraya girelim mantığında yaklaşıyorlar. Elmar Bey'in bir soru soracağım. Karşı tarafın elinde bir data varsa ve bu datanın önemli olduğunu biliyorsun. Neden pazarlık yapıyor? Gerçi bunu açıkladınız. Pazarlık Fiyatımız para. Için. Yani bu, bu tamamen pazarlıkta parayı düşünün. Bir buçuk milyon dolar, üç milyon dolar verilmez ya. Yani hani yazık. Ee, Yaşar Bey'in bir sorusu var. Zafiyet patch paradoksu bence uzun süre bitmeyecek. Buna yetişmek neredeyse imkansız hale geldi. Client'larda ve server'larda encryption durduracak bir mekanizma geliştiriliyor mu? Böyle olursa aç kalırız. Bütün güvenlikçiler sistem edinir olarak hiç hiç bu soruyu görmemiş olayım. <laughs> olmayacak. O yani hani bu bir istek, bir ütopya ama olmayacak. Yani öyle bir şey maalesef. Dünyadan kötülüğünün gitmesini istemek gibi bir şey yani. Murat Bey'e bir soru soracağım. Tespit ve pazarlık aşamasında siber kolluk ile irtibat veya beraber çalışmalar oluyor mu? Siber... %90, %90 olmuyor. Eğer kurum, Hı. kamu kurumuysa ya da bu işi yani halka açık bir şirketse o zaman ee, içerideki kimse yarın bir gün bu ortaya çıktığında risk almama adına mutlaka kolluğa da bildirmek istiyor. Ama kolluğun e, pazarlık yaptığını ben şahit olmadım. Çünkü görevi değil yani. Doğru da değil. Kolluktan kasıt siber suçlarla mücadele daire başkanı. Tabii, tabii yani jandarma olabilir şeyine göre, emniyete evet. göre emniyet olabilir. Ee, Zübey Bey'e bir soru soracağım tedarikçilerle ilgili. Yamaların güncellenmesi e, yapılması için bu konudaki süre, şey tecrübelerinizi sormuş. Evet, yani bu iş, ilgili nasıl bu iş şey, şu an nasıl yapılıyor dünyada, bugüne kadar nasıl yapıldı? Soru, questionnaire dediğimiz, yani bu sorular gönderiyorsunuz. İşte 27.1'deki o sorular, maddeler gibi. Karşı tarafın bunları cevaplamalarını bekliyordunuz ama bunun beyana dayalı olması sebebiyle çok gitmediğini gördük. Dolayısıyla şu an vendor risk management diye bir kategori çıktı. Yani bütün dünyada işte üçüncü parti üreticileri otomatik olarak dışarıdan buldukları tullarla open source intelligence'da skorlayan, işte bu zafiyetleri gösteren, bu eksikleri haber veren yazılımlar e, çıktı. Dolayısıyla hani bu yazılımları kullanarak bu büyük olayların önüne rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Yani 100 tane vendor'ınız var. Bu 100 tane vendor'ın dışarıdan içeriye en azından ransomware bulaşmayacağından emin olabiliyorsunuz. Tamamdır. Kürşat Bey'in bir sorusu hocam ama belki slide'da bir hatam var diye sormuş. VHDX Yazılmış ama disk tiplerini VHDX mi çeviriyorlar yoksa hatalı yazılmış diye sormuş. Çok Sonuçlar. bilmiyorum bu konu uzmanlık alanım değil o yüzden yanlış cevap vermiş Hı. olmayayım. Tamamdır. Alpin bir sorusu var. Sistem sisteme ransomware bulaştıktan sonra firma pazarlık yapmak istemiyorsa, yanlış bilmiyorsam hala kripto dosyalar çözülemiyor diye biliyorum. Başka uyguladığınız yöntemler ya, var mı? Tabii, öncesinde e, orada atladık. Güzel oldu bu soru. Önce zaten e, belli çözülebilir. Yani bazı ransomware'ler çözülebiliyor. Bunların işte anti-ransomware organization öyle bir yer var. Oradan bakıyoruz. Bazı firmalar var. Bunların anahtarlarını çıkartıyorlar. Önce onlara bakıyoruz. Ondan sonra zaten pazarlığa oturuyoruz. Yoksa hani Onlara bakmadan pazarlığa direkt oturulmuyor. Ayhan Bey'in bir soru soracağım. Ransomware Task Force yayınladığı raporu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Ve devletlerin bu süreçlere müdahale olması ve normatif düzenlemeler yapması ile ilgili çağrılar var. Bunlar gerçekçi mi sizce? Diye? Ee, önemli ama biraz dostlar alışverişte görsün olarak görüyorum. Çünkü daha e, pratiğe dönüşmesi için hani şey var, Tavsiye yayınlamak e, şu an bence tavsiyenin üzerine geçtik. Yani İngiltere'nin yaptığı gibi direkt işte ya da Amerika'nın belli şeyler için yaptığı gibi zafiyetleri direkt girip kapatma gibi yöntemlere gitmediğimiz takdirde ben bu işin çok böyle düzene gireceğini düşünmüyorum. Yani biraz aslında gerçek hayatta benzetmek lazım. Nasıl ki şu an işte asker, polis, jandarma belli temel güvenliğimizi bizim sağlamakla yükümlü kurumlar var. Bunun siber güvenlik yansıması da olması gerekiyor. Diğer türlü küçük firmaların, hani büyük ve orta ölçekli firmalar buna yatırım yapabilir ama küçük firmalar bunu yapamazlar. Yani tavsiye yayınlamak Evet vicdani olarak böyle bir şeyi kınamak gibi geliyor bana ya da tweet atmak gibi geliyor. Eleştirmiyorum kesinlikle ama çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler. Dilgan Mama da sormuş hocam. Bu kadar olaylar yaşandı Ransom'la ilgili. Peki sizin öngörünüze göre gelecekte bu şeylerin tekrar yaşanma olasılığı nedir? Yani bunları tekrar yapmaya kalkan birçok hacker grubu var. Yapmaya değer mi? Günümüzde bunları tekrar Tam anlayamadım soruyu ama bu artarak devam edecek bu tip şeyler. Dolayısıyla buna önlem almakta şimdiden fayda var. Mümin bir para, parayı aldıktan sonra da tam açıp olmayacağını nasıl garanti ediyorlar diye sormuş. Aslında bu onlar için biraz böyle ne diyelim reputasyon meselesi. Çünkü birisi parayı ödedim ama almadım dediğinde bir sonraki kişi bu haberi okuyor bunlar public oluyor ve parayı ödememe motivasyonunu artıyor dolayısıyla bu konuda çok hassaslar. Yani hiçbir şeyde etik değiller ama bu konuda etikler. Tamamdır. E, Alp Bey yine bir sorusu var. Hocam rensevioloji <laughs> ile ilgili deneyimleriniz bir raporunuz var mı? Deneyimlerimiz 2020 yapayım. yılı için geçen senenin Kasım ya da Aralık aylarında bir rapor yayınlamıştık Türkiye'de. BGA'nın SlideShare hesabından buna erişebilirler public bir rapor. Sizin amınızla ilgili belki kitap yayınlayacak mısınız diye sormak lazım. <laughs> o bir beş yıl sonra. <laughs> On yıl sonra. <laughs> Bu tip olaylarda son zamanlarda paylaşım sistemleri üzerinden gerçekleşen olaylar oluyor. FTP serverlar. Bu durumda kullanılan sunucularda özellikle önereceğiniz sistemler var mı? Ya da alternatif kullanılabilir mi? Box gibi web tabanlı uygulamalar daha güvenli mi? Yani burada özellikle dosya sistemi falan kullanacaksanız File Orbis vesaire gibi hani çözümleri tercih etmenizi öneririz e, diyelim. Son soru neymiş? Pazarlık teknikleriyle alakalı kendimizi geliştirebiliriz. Yani bol bol rapor okumanız, bol bol takip etmeniz gerekiyor ama işiniz değilse bu çok yıpratıcı, yorucu bir şey. Ben işim olduğu için ve mecbur kaldığım için yapıyorum. Ben yani çok zevk alarak belki anlattığım gibi gözüküyor ama çok yıpratıcı, çok stresli bir şey. Çünkü her an dediğimiz gibi yani bulunduğunuz, temsil ettiğiniz kurumu adına bir şeylere batırıyor olabiliyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık. Benim için çok ilgi çekici oldu. Bayağı da bir şey öğrenmiş olduğum vesileyle. Eee katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, bir mini anketimiz olacak. Ee, şeyi okay. kapattıktan sonra siz webinarı. onu cevaplarsanız çok seviniriz. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Ağzınızda sağlık. Görüşmek bir üzere. sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler. İyi günler.